Tarım YouTuber kanalından herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile sizlerle karşınızdayız. Yüzyılın felaketi depremlerden dolayı deve güreşleri sezonu bu sene erken bitti. Deve güreşleri ile ilgili hem sezonu değerlendirme adına hem de sezon bittikten sonra develerin beslenmesi ile ilgili konuları veteriner hekim İlyas Güler'le işleyeceğiz. Evet, siz de hazırsınız. Video başlasın. Deve güreşleri sezonu artık depremlerden dolayı ertelendi. 2023 yılı sezonu kapandı. Evet, yanımızda hem deveci hem de veteriner, bu işin bilimsel tarafıyla da ilgilenen İlyas Güler Bey var. Evet İlyas Bey, bu sezon deve güreşleri artık ülkemizde yaşanan yüzyılın felaketi ile deve güreşlerini kapatmış. Daha kısa sürede zamanından önce bitirme durumu oldu. Şimdi pehlivanlar artık bundan sonra evet, kısa süren bu sözlerden sonra artık beslenme dönemine geçecekler. Evet. Ta ki tekrar önümüzdeki sezon bu Kasım ayında başlayana kadar beslenme programına alınıp iyi şekilde beslenecekler. Şimdi şunu sorayım ben. İlk defa tabi bizi özellikle Tarım YouTuber kanalına birçok kesimden deveyle ilgisi olmayan ama deve merakı olan kişiler de seyrediyor. Develerin özellikle güreş bitiminden sonraki, sezonu kapattıktan sonraki beslenmeleri ve sezon hazırlıkları ile ilgili şöyle biraz konuşacak olursak neler söyleriz? Tabii şöyle diyelim, biliyorsunuz develer çiftleşme mevsiminde güreşirler. Yani kızgınlık devreleri bu Nisan ile Kasım arası, yani Kasım ve Nisan arası diyelim, doğru söyleyelim. Bu arada o zaman da erkeklik hormonlarının pik yaptığı, çok yüksek seviyede olduğu çiftleşme dönemine rast geldiği için bunlar da bu sebepten güreşirler. Evet. Bunlar güreş sezonu bitiminde bu yavaş yavaş göbeklerini salarak tekrar beslenme dönemine geçerler. İşte bu dönemdeyken de dikkat edilmesi gereken beslenme tarzlarını iyi ayarlayabilmek. Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Takipçilerimizi de buradan bilgilendirmiş olalım. Güreşirken bunlar çeşitli şekilde beslemeler olabilir ama daha çok eski bildiğimiz usullerde arpanın ezme tarzı da olabilir, diri arpa tarzında da olabilir ve kuru samanla besleme yaparlar. Bazıları da bu zerdali dikeni dediğimiz dikensiz şeylerin paketlenmiş halleriyle de kışın besleme yapabiliyorlar. Burçağı kurutup da verebiliyorlar. Yani güreş döneminde 3-4 aylık dönemde bu şekilde beslenen bir deve artık güreşmeyeceği için ve yani bağırsaklar biraz daha ve işkembenin sağlaması söz konusu olduğu için geçiş dönemine doğru giriyorlar. Bunun yani Mart ve Nisan'dan itibaren diye düşünebilirsek. Bu dönemde de beslerken devecilerimiz bilirler. Kuru ot tarzlarıyla fi otu ya da yonca otuyla yumuşak geçiş yaptırabilirler. Bazı yerlerde de ölgün bitkisi vardır veya bunların pürçek dediğimiz kısımları vardır. Evet. Onlarla vermek tarzında kademe kademe bağırsakları genişletme, yumuşatma tarzında besleme faaliyet tutarlar. Evet. Ve bu şekilde beslenme ile esnemesi, göbeğini salması deriz yerli tabirle. Bu ortama, bu duruma geçirebiliriz. Bu şekildeki beslenmeler uygundur yani. Yaz ortamında aynı zamanda tabii havutlar alındı. Havutlar alındıktan sonra özellikle Ağustos'ta mı, Yaran mevsiminde mi? Şey var, ben erken aldım biraz. Şu anki görüntü öyle de. Biz mecburiyetten birazcık havudumuz sorun olduğu için erken almak zorunda kaldık. Evet. Şöyledir, genelde şey derler, Mayıs başına kadar veya Nisan'ın sonuna doğru havudu tutarlar. Yani hörgüçten üşüme olmasın, hayvan rahatsız olmasın gibilerinden. Evet. Ta ki Mayıs'ta alındıktan sonra sarmışsınız zaten üşümesini. Tedbirimizi aldık üşümesin diye. Haziran ayı itibariyle tüyleri tamamıyla dökülür. Bunları döküldükten sonra da katranla yağlama faslına geçilir. Bu yağlamadaki amaç nedir? Amaç deriyi
güzel bir şekilde yani bakmak, onu yumuşatmak, artı üzerinde bulunabilecek olan parazitler türde, deri lezyonları varsa, bit, bira, uyuz vesaire gibi varsa, özelliği var. Katren koruyucu, deriyle evet. besleyicidir. Yani deriyi yeniletir. Tüylerin çıkmasına daha da böyle güzel bir ortam sağlar. Yani hayvanın cilt bakımı yapılmış gibi düşünün. Evet. Haziran ayında özellik böyle. Değerli takipçiler, Haziran ayında nasipse katranla yağlamayı, cilt bakımı yapılacak. Evet. Yani. Yapılacak. Evet. Yani öyle bir hayvandır ki bunlar bu Mayıs sonunda ve işte yağlama dönemine geçene kadar bütün tüylerin, şu gördüğünüz tüylerin hiçbirisi kalmaz. Tamamıyla dökülür. Evet. Bir de şunu soralım. Tabii yani deveci arkadaşlar biliyor ayrı konu ama bir de deveye meraklı kişiler merak ediyor. Ya işte deve kaç yaşında itibaren birleşmeye başlıyor? Bununla ilgili bunu sorsam. Evet. Şöyle diyelim. Develer biraz geç adam olan hayvanlar. Evet. Yani danalar 2 yaşında mesela kapak çıkartıp kurbanlık olabiliyor ya. Ergen ne kaç yaşında? Ergen. Develerde de bu 7 yaştır. Evet. Yani azı çıkarma dediğimiz yani ergenlik gibi düşündüğümüzde dönemleri 7 yaştır. 7 yaşını dolduran 7 yaşından sonra artık güreşmeye başlıyor. Yani güreşme daha da biraz daha ne olur şey gibi olur. Yani kendine gelmiş bir hayvanın güreşmesi gibi düşünün öyle olur. Evet. Ama 5 yaşından itibaren de tabii ki güreşirler. Azı çıkarma 7 yaştır. Evet. Azı çıkaran devenin de biraz daha oturaklı olduğu, daha iyi güreşebildiği söylenir. Sınır o gibi durur biraz. Hani daylak dediğimiz kısmı 7 yaşından sonra mı başlıyor yani? 7 yaşına kadar gibi düşünüyorum. 7 evet. yaşına kadar daylak. Genç. Yaşından, evet genç. 7 yaşından sonra da evet. Şimdi bizim Alper Paşa evet, değerli takipçiler siz de görüyorsunuz. Alper Paşa şu an kaç yaşında? 9 yaşında. 9 yaşında. Yani adam olalı 2 sene oldu. Adam olalı 2 sene oldu. Evet öyle diyor. Evet. Nasıl Alper Paşa'dan biraz söz etsen neler deve biz sağcı bir deve. Evet. Sağtekçi. Tamam. Şu an çok aktif olarak ben göremedim ama umutluyuz diyelim. Solcuları bağlar. Evet. Sök kapası vardır. Yani mukabelesini yapabilir. Kendi bağlandığı zaman söküp tekrar rakip deveye bağlayabilir. Sol kolu da kullanıyor denir. Bunu biz bir sene oldu ben alalı. Evet. Ama bu seneki güreşlerinden memnunum. İyi neticelerimiz var. İnşallah daha detaylı güreşlerini gelecek senelerde gösterecek. Tabii artık hani 9 seneye 10 olacak nasipse. Evet. Daha iyi güreşler. Evet, maharetlerini daha iyi sergileyebilir. Özgüven yükseldikçe. Evet, evet. Özgüven önemli. Bu sene zaten rakipleriyle birlikte de tabii daylaklıktan itibaren güreşiyor. Ben güreşen bir deve. Evet. Artık seneye nasipse Alper Paşa 10. İyi sonuçlar bekliyoruz Alper Paşa. İnşallah. Önümüzdeki yıl deve güreşlerinde de değerli takipçilerimiz Alper Paşa'nın güreşlerini de YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Evet, değerli takipçilerimiz bizleri Tarım YouTuber kanalında ücretsiz abone olarak, beğenerek, videolarımızı beğenerek, yorum yaparak destek olabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin, takipte kalın, hoşça kalın.